Vatandaş sıraya girdi biçiminde açıklamalar vardı. O gece Bankalar Birliği Başkanı televizyona çıktı. Miktarlar verdi. Şu kadar işte döviz bozduruldu. Bunlar mevduata geçiyorlar Türk lirasına diye. Cumhurbaşkanı en son 23 küsur milyar liralık döviz mevduatının Türk lirasına döndüğüne ilişkin açıklamalar yaptı. Öyle ama demedi aslında. Türk lirası mevduatının 23 küsur milyar lira arttığını söyledi. Arttığını mı söyledi? Dolardan yani Türk lirasına şey, dönüşten evet, dolayı arttı demedi. Demedi. De öyle değil. Evet. Ben dolar endeksli hesap diye onun anlamışım. Yanlış mı anladın? Öyle evet, anlaşılacak bir bağlamda söyledi. Onun için öyle evet, anladın. Doğru. Ama doğru, açıklaması ne? Serkan Bey söylesin. Ne demek şunu, o? Şunu da görüyoruz. Şimdi 23.8 milyar dolar dediğimiz para, yani kur 18 liradan işte 11.5-12 diyelim. Yaklaşık 6 liralık bir fark var. Ortalamayı alalım. 15 lira ortalamadan 2 milyar mı? Olsa. 2.5 milyar mıydı? O kadar değil mi? 1.6 mı falan öyle evet, bir şey ediyor değil mi? 1.6 milyar dolar. Ya 1.6 milyar dolarla da bu hareketi sağlamak pek de kolay değil mesela. Bir aslında gösterge de bu. Yani kolay kolay bu kuru buradan buraya düşürmek için 1.6 milyar doların ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ha çok sıkışmıştı, çok aşırı gitmişti. Şuna katılıyorum, Türk lirası döviz karşısında artık köpük denebilecek noktada bir değer kaybıyla karşı karşıyaydı. Mesela benim de kanaatim, bunu da söyleyeyim, Türk lirasının 18 liraya gitmesi çok çok abartılı bir durumdu. Yani hani onu da kabul etmek lazım. Ve geçtiğimiz hafta herhalde bunu konuştuk. Biraz o likiditenin kurumasından oldu. Yani piyasalarda döviz likiditesinin neredeyse ortadan tamamen kalktığı için hızlı bir biçimde oraya gitti. Şimdi ben bugün oturdum. Yine arkadaşlarımızla şeyi hesap ettik. Ya buraya ne kadar ilgi olur? Burada da anekdotal şeyler lazım değil mi? Aradık birkaç tane bankacı arkadaşımızı falan aradık, sorduk. Mesela ben onlardan aldığım havayı size söyleyeyim. Çok çok büyük bir geçiş olduğunu düşünmüyor arkadaşlar. Yani bankacılık sektörü bu yeni öneriye müşterinin, banka müşterilerinin, mevduat müşterilerinin pek de öyle çok ilgi gösterdiğini düşünmüyorlar. Ha çok erken tabii. Yani bakmak lazım. Belki bir ay sonra gösterecek. Ama bu heyecan önemli. Yani ilk anda bu işlerin, haklısınız, evet, bu heyecan geçtikten sonra bu işin nasıl devam edeceğine ilişkin daha sorunlu şeyler olabilir ama peki bu o zaman şöyle bir şey oluyor. 18 lira çok fazlaydı. Çarpılma hikayesini de birazcık buradan evet, bir yoruma ihtiyacı var da 18 lira fazlaydı. 18'e giderken hükümete baktığınızda bütün açıklamalar sanki yukarı gitse de umrumuzda değil biçimindeydi. Doğru. Ve ısrarla aynı şeyi söylendi. İnsanlar da panikledi ve işte 3 lirası varsa 5 lirası varsa dolara yatırdılar. Çünkü cepteki para eriyordu. Yani ben böyle bir erimeyi tarihte hiç görmedim. 3-4 tane doğru, kriz yaşadık. Hiçbirinde hem bu kadar... Hem de dalgalı kuru varken. Dalgalı kuru varken oluyor. Sabit bir de üstte bu. Tabii öyle de bir durum var. Şimdi bakan da çıktı dedi ki büyük firmalar zaten biliyordu bu işi, yatırımcılar. Küçükler çarpıldı dedi. Kendi sesi var mı? O çarpıldı sesimiz var. Bir dinleyelim mi? Vallahi ben isterim. Var değil mi Serkan? Kulağımızda arkadaşlar. Bir, evet. Bir, şimdi arkadaşlar, şimdi küçük yatırımcı çarpıldı ise o süreçte gözümüzün önünde, hadi bir dinleyelim de öyle onun üzerine konuşalım. Şimdi 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolarını alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü. Bütün altyapı yatırımlarını tamamlamış bir ülkede, az önce ifade etmiş olduğum tüm makro göstergelerin pozitif olduğu bir yerde aklı başındaki bir finansör Türkiye'de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcılara eziyet ettiler. Şimdi de kara kara düşünüyorlar. Ama biz uyardık. Bu bir köpüktür. Sakın inanmayın. Sakın uymayın diye de defalarca uyardık. Defalarca uyardı ama aynı zamanda da faizi arttırmayacağız ısrarını da sürdürdü uyarılarla birlikte. Evet. Hiçbir şey yapacakmış gibi bir havada yoktu. İktidarın uyarılarına niye bu güvensizlik? Yani tabii orası da var. Kim tabii çarpıldı? Kim çarpıldı vallahi, Serkan Bey? Doğru. Kim kimi çarptı yani? Ben söyleyeyim yani. Kimin çarpıldığını söylüyor. Kim çarptı? bu analiz de eksik yani. Sırf küçük yatırımcı falan değil. Ben çok sayıda ihracatçıyla konuştum. İthalatçıyla konuştum. İçeriye mal yapan, tedarik eden, ham madde tedarik eden insanlarla konuştum. Yaptıkları planlamalarla aldıkları ortalama mal maliyetini konuştum falan. Burada çarpılan çarpılana onu söyleyeyim. Şimdi çarpan meselesi evet, de açık aslında.
Kim bu kuru aşağı götürmek için arka kapıdan döviz satmışsa çarpar o. Çünkü sonuçta elde olmayan bilgi nedir piyasalar için? Merkez Bankası'nın ya da kamu otoritesinin bir şekilde bu kuru indirmek için böyle bir program açıklayıp bunu güçlendirmek için de arka kapıdan döviz satıyor olmasıdır. Şimdi bu bilgi kimdeyse bu duruma sebep olan da odur. Şimdi bir şeyin altını çizmek istiyorum özellikle. Kur 8 liradan 18 liraya giderken öyle çok hacimli bir şekilde gitmedi. Bunu özellikle piyasayla ilgilenen arkadaşlar çok iyi anlarlar. Bir noktada ben şöyle bir hava oluştu Türkiye'de. Elinde döviz olan sıkı sıkıya tutmuş aman elimden kaçırmayayım diyor. Elinde Türk lirası olan da ya bu benim başıma nereden bela oldu? Ben bu kuru nasıl alsam diyor. Evet. Öyle bir hava içerisinde gittik biz 18 liraya. Şimdi 18 liraya bu kadar likiditenin kuruduğu bir ortamda gittiğimiz için alınan önlemlerle çok hızlı bir biçimde, daha doğrusu yapılan müdahalelerle çok hızlı bir biçimde geriye gelmesi de normal. Şimdi sorun şurada. Mesela Akif Bey, Yavuz Bey, hiç aklınıza geliyor mu? Şimdi koskoca bir cumartesi ve pazar günü geçti. Tam da piyasaların kapalı olduğu, hatta bütün dünya piyasaların kapalı olduğu bir zaman. Akşam üzeri İlim Yayma'da konuşuyordu değil mi pazar gecesi, evet. Ben yanlış hatırlamıyorum. İlim Yayma'dan sonra çıksaydı, böyle bir duyuru yapsaydı ve bir saat içinde ya da gece 12'de de bu şu anda hazineden gördüğümüz evraklar yayınlanmış olsaydı. Mesela pazartesi günü böyle bir güne uyanır mıydık? Sadece pazartesi günü kur %10 gitti ya. Tabii. Yani 16.5'tan 18'in üzerine gitti. Mesela ben şimdi bunu merak ediyorum. Pazar günü bütün piyasalar kapalıyken, hiçbir şekilde bir suistimal olacağı ihtimali ortadan kalkmışken bu açıklamayı neden yapmazsınız? Ya da 5 gün önce yapsaydın olurdu. Ha, şimdi o ayrı bir tartışma konusu. Madem bu kadar kolaydı, niye buraya kadar bekledik? O ayrı bir ya tartışma 12'de konusu. 12'de yaparsın, 13'de yaparsın değil mi? Böyle bir şeyi yaparsın. Aynen zaten öyle. Aynen öyle. Madem bu kadar basit. Madem bu kadar basit, her rasyonel insanın da kendine bunu sorması lazım zaten. Yani şunu demesi lazım. Eğer bu ülkede finansal istikrar, kur istikrarı bu kadar kolay sağlanabiliyorduysa, 12 liradan, 13 liradan Merkez Bankası'nın o zamanki hukuki olan açık seçik yaptığı müdahaleler yerine niye bu yöntem denenmedi mesela? Bunu konuşmak lazım. Her tarafından bence neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir sistematik içerisinde gerçekleşti her şey. Ve bir şeyin daha altını çizmek isterim. Az önce ben geçtiğimiz hafta kurla ilgili hiçbir şey söylememiştim. Ama bu hafta şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü artık elimde bir bilgi var. 7 milyar dolar arka kapıdan satılmış. Ve çok da fazla bu sisteme ilgi yok. Ben açıkçası çok yakın bir zamanda kurdaki hareketlenmenin yeniden başlama ihtimalinin hiç de az olmadığını düşünüyorum. Maalesef gördüğüm benim resim kötüsü geride kaldı. Şimdi önümüzde daha kötüleri var gibi bir görüntü var yani. Tabii bunu söylemek de burasını da konuşmamız lazım. Az önce söylediğim gibi BDDK tarafından suç duyurusuna neden olabiliyor. Hmm, o dönemde ne bileyim uyarılar yapanlar, tespitler yapanlar, kaygılarını dile getirenler. Bunlar da öyle hani Rüştü Saracoğlu eski Merkez Bankası Başkanı ya da bir önceki Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz. O isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Gazeteciler de var. Beyaz ekonomistler var. Beyaz, sanıyorum bir bölüm Mustafa Sönmez var. Güldem Atabay var. Evren Bolgun var. Evren Ali Can Uludağ var. Evet. Yani başka bakayım. Şeref Oğuz var. O da ekonomi gazetecilerinden. İzzet Özgenç var. O da dikkat çekici. O hani o hal ilan edilebilir demiş ve ortalık ayağa kalkmıştı bir dönemde. Erk Aceler, Emin Çapa gibi isimler var. Yani hep şimdi kedisi köpeği olanlar mı? Sanıyorum hepsinin biraz, kedisi biraz köpeği Türkler var. Öyle bir şey var. Sistemin içerisinde. Bakmak lazım. Bir bakmak lazım ama konuşmanın da güç olur. Şimdi Serkan Bey dedi ya yani tabloya bakıyorum pek parlak görmüyorum diye. Bunları söylemenin de zorlaşacağı zamanlar anladığım kadarıyla işin bir kısmı bu. Bir kısmı da çok şey duyuyorum mesela sosyal medyada. Bana gelen mesajlar da var. Adam ziraatçı. Ziraat Bankası'ndan kredi alacak. Bana fatura getir ondan sonra ben sana kredi vereyim diyormuş. Evet. Yani parayı nakit olarak kimse kimsenin eline saymıyor diyorlar kredi anlamında. Yani gidip döviz almasın diye. Böyle bir sıkı yönetimden de haberiniz var mı? Sanayicilere var. Sanayicilere de telefonlar gidiyor diye laflar dolaşıyor piyasada. Niye döviz aldıkları soruluyor telefonlarda bu da, doğru mu? Bu da enstrümanlardan biri mi? Yani devletim. Şimdi aynen öyle. Şimdi biz burada konuşurken bir yandan da önüme şey haberleri düşüyor. Nurettin Nebati başka bir kanalda yine açıklamalarda A Haber'de konuşuyor. Evet. Serbest piyasaya sıkı sıkıya bağlıyız diyor. Ya ayıptır ya. Hakikaten ayıptır ya.
Yani insan biraz şunu söylerken hicap eder. Bir bankanın, az önce Akif Bey'in söylediği, sizin söylediğiniz, bir bankanın müşterisini arayıp döviz almayın ya da varsa dövizinizi bozdurun. Hatta bir iddia o ki, yani ben bunu yine sosyal medyada da çok tartışıldı. İddia o ki, bak bunu yapın, yoksa ne, bir daha kredi kullanamazsınız şeklinde tehdide varan şeyler. İşte kredi kullananlara taahhütname imzalatmalar falan. Ya bunun neresi serbest piyasa? Bunun neresi serbest kambiyo rejimi Allah aşkına? Bir aslında bir bozuluyor değil mi? Yani burada benim asıl tabii istediğim yorum. Tabii. Yani bir yerden siz bir şey tutuyorsunuz. Türk lirası verilmesin piyasaya, dolar aşağıda kalsın. Tabii. İşte kredileri böyle kontrol edeyim. Sanayiciyi böyle korkutayım. Yurt dışında swap faizi %150 olsun. Oradan da tabii. Türk lirasına ulaşamasınlar. Asıl odur mesela Yavuz Bey. Son söylediğinizdir. Evet. En ciddi şu anda Türkiye'deki kambiyo sınırlaması bizim bankalarımızın yurt dışıyla yapılan işlemlerinde, swap işlemlerinde. Yani şu kafa şöyle çalışıyor. Yurt dışına Türk lirası vermezsek kimse Türk lirasını dolara karşı satmaz. Kafa böyle çalışıyor. Evet. Bu geçmişte Albayrak döneminde de yapılmıştı. Tabii. 2018 falan oldu. 2018 Temmuz ya da Ağustos'ta bu şey başladığında. Yani her taraftan sıkarsam... Bozuluyor derken neyi kastettin? İşte o, söylemek istedim. Tapınak şövalyelerinin oyunları bozuluyor. Onu demek istiyorum. Tabii canım, başka ne gelecek benim aklıma, söz konusu olmaz. Ama serbest piyasaya, hani hala serbest piyasayız demesi mi acaba bozuluyor diye, böyle aklım birazcık kaydı bir araya. Ben, yapma evet, öyle şeyler. Orada ya işin yukarıda BDDK var. BDDK var. Allah'ım. Ben Serkan Bey'i korumak için şey yapıyorum ya bunları. Eyvallah. İşin şakası bir tarafa. Analiz şöyle bir şey. Yani yıllarca ben bir bankada ekonomistlik yaptım, baş ekonomistlik yaptım. Araştırma bölümünden sorumlu genel müdür yardımcılığı yaptım. Ya aslında bu tür insanların piyasada bu şekilde çalışan, hayatını bu şekilde kazanan, yani uzmanlık alanı bu olan insanların aslında tek yapması gereken, onlardan beklenen şey geleceğe dair tahminlerde bulunmaları. Var olanı zaten biliyoruz. Bugün hiçbir birbirimizden bir farkımız yok. Yani ekranın köşesine baktığımızda kuru görebiliyoruz zaten. Bunun nereye gidebileceği, para politikasının nasıl sonuçlar doğurabileceği, kamu maliyesinde neler olabileceğini tahmin ediyor ve buna göre bir çerçeve çizebiliyorsanız bir kıymetiniz var. Şimdi ben diyorum ki açık seçik, şu anda ortaya koyduğunuz sistem tıpkı Türkiye'de de daha önce uygulandığında çalışmadığı gibi, tıpkı Güneydoğu Asya ülkelerinde, Kore'de, Filipinler'de, Tayland'da çalışmadığı gibi, Endonezya'da çalışmadığı gibi, burada da çalışmayacak arkadaş. Bu kadar basit. Bunun çalışmaması demek maalesef Türkiye yeni kur ve finansal krizlere gidecek demek. Çünkü karşımızda dediğim dedik, ben bundan vazgeçmem. Faiz düşerse enflasyon da düşer. Ben faizde savaş açtım. Bu nasıldır, şu budur diyen bir iktidar var. Yani Türkiye'nin nereye gideceği o kadar belli ki. Yani tahminlerde de zorlanarak falan yapmıyoruz bu tahminleri. Kimse yanlış anlamasın yani. Olay ayağım beyan. Peki iyi de şom ağızlı felaket tellallarıyla mücadele edilmeyecek mi? Onlara nasıl ayırt edeceğiz? Mandacı ekonomistler. Aynen. Mandacı ekonomistler. Tabii. Battık bittik. Başı boş mu kalsın yani? Memleket sahipsiz mi? Memleket sahipsiz mi? Doğru.